Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Radyo Kaka, Raka projesi <laughs> üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şöyle genel olarak fiyat tahminleri üzerinde e, duracağız. Neler beklemeliyiz, neler olabilir vesaire gibi e, durumları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde Raka projesi büyük bir yatırım aldı arkadaşlar ve aldığı bu yatırımla birlikte de hemen şöyle de göstereyim e, yön yukarı sıkı hareketler yaptığını gördük. E, fakat burada göz önüne alınması gereken şey Raka tarafında tabi devamında düşüşler oldu normaldir. Bakın şunu e, şimdiden söyleyeyim kısa vade içerisinde alım konusunda iyi bir noktada olduğunu belirtmek lazım çünkü. 22.2'ler üzerinde bakın nokta atışı Raka direnmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu neyi karşımıza getiriyor? Özellikle enflasyon verisi açıklandıktan sonra son zamanlarda büyük bir yükseliş yapmış olan Raka'da e, tabiri caizse ısınma turlarını yaptı. O yüzden son gelen hareket düzeltmeyle sonuçlansa bile 3.031.7'ler olan direnç noktasına... İlerleyen günlerde istediğimiz veriler ve Bitcoin kırılımı geldiği takdirde Raka tarafında e, güzel yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Tabi akşam saat 9'da Powell vesaire de konuşacak 12'sinde. E, güzel bir hareketlik olabilir. Bundan dolayı 22 civarlarında ben e, bir alım fırsatı oluştuğunu düşünüyorum kısa vade içerisinde. Şimdi e, uzun süreye devam edelim şöyle bir. Radyo Kaka fiyat tahmini. Ya tabi. Şu tarz e, spekülasyonlar da var işte 1 dolar olacak vesaire tarzında e, siteler de var. Bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu tarz kripto paraların tabii ki anlıyorum ekseriyetle e, 1 dolar gibi fiyatlar işte lunca olsun şiba bunlarda arkadaşlar hep şeydir böyle simgedir. Ama e, bunlar üzerinde durmamak lazım. Daha gerçekçi ve düzgün bir şekilde ayı boğa döngüsünü takip edip hareket yapmak lazım ki. Zaten riskli olan kripto piyasası içerisinde kişi e, kolayca hayatta kalmayı becerebilsin. Radyo Kaka tanıtımı. E, ne diyor? İşte bu anlatıyor. Radyo Kaka nedir? Nedir arkadaşlar? Bir e, metaverse oyun projesidir. GameFi projesidir. Tabi eleştirdiğim noktaları vardır. E OKX desteklidir ve Elon Musk kaynaklı e, genel tanıtımları mevcuttur. Bunlar da genel olarak güzeldir. E, fakat burada Deflasyonist gibi durmasına rağmen enflasyona yatkın bir kripto para projesidir. O yüzden uzun vadede öyle yıllar içerisinde benim çok fazla e, geleceğini gördüğüm bir kripto para birimi değildir. Açık konuşmak lazım ama spekülasyona ve potansiyel yatırıma yatkın olduğu için risk ödül paritesi yüksek diyebileceğimiz bir kripto paradır. OKX desteklidir. E, sermaye ayrılıp yatırım yapılabilir mi? Yatırım yapılabilir ama düşük sermayeyle. Girilmesi lazım gelecektir ki olabildiğince arkadaşlar yani sonuçta rakaya bir e, mantıklı düşünmek lazım bir Bitcoin gözüyle yahut bir e, ne bileyim işte e, Matik coin vesaire gözüyle bakılması doğru olacak mıdır? Hadi siz cevap verin. Şimdi e, yıldan yıla fiyat tahminleri yapılıyor arkadaşlar 2023'te bir buçuk kat e, gibi bir artıştan söz ediliyor katılmıyorum. Yani katılmamamdaki ana sebep de tabii ki Bitcoin'in ATH'e gidebileceği bir senaryodan geçeceği için arkadaşlar. 2023 yılında bu denli hafif fiyatlar yani fiyatlar hafif kalacaktır anlatabiliyor muyum onu da söyleyebilirim. O yüzden 3.033'ler kesmez. BTC'nin ATH'e gittiği bu senaryoda Raka ATH yapar mı sorusu spekülasyona açıktır ama hiçbir şey olmasa bile Yön yukarı hareketler gerçekleştirip Raka'da arkadaşlar fiyatlarını Zannediyorum sıfır atmanın ötesine de Şimdiki fiyatlarda Bence taşıyabilir Hatta şurada mesela 2031'e vermiş olduğu fiyat tahmini Bence bu boğa sezonundaki Raka hedefi için asıl uygun olandır Fakat biraz tabii politik davranıyorlar Devamında 2024'teki düzeltmede Raka ortalama bir alt koyuna e göre Daha fazla düzeltme yapabilir Bu %100 e, 65'lik bir fiyat düşüşüne kadar tekabül edebilir arkadaşlar. Bu da yine zannediyorum ortalama ne yapacaktır işte 3.07'lere kadar falan vesaire bu denli bir fiyat düşüşüne tekabül edebilir. Yani şunu söylemek lazım tabi uzun vade yatırımcısıysanız özellikle 2024'teki beklenen düzeltmeye rağmen şu anki fiyatlar çok daha düşük kalıyor o yüzden Henüz altcoin'lere para akışı olmadan bu sadece Raka için değil e, altcoin'lerin tamamı için geçerli piyasada yer almak gerekiyor bence. 2025 Bitcoin'in son kalkış yılı olacaktır arkadaşlar. Tabi bu şartlar altında da yine e, Raka tarafında güçlü yükselişler olabilir. Onu da söyleyeyim yani son ATH'ini egale edebilecek. 2026 ve sonrasını değerlendirmek mantıklı değildir. Çünkü genele baktığımız zaman fazla spekülatif kaçacaktır şöyle söyleyebilirim. Tabi 2028-30 aralığındaki daha doğrusu 27-29 diyeyim. Boğa sezonunda Radyo Kaka projesi yaşamaya devam edebilirse işte o zaman büyük yükselişler yapabilir. Bunun sebebi de arkadaşlar neticede Metaverse'ün bir katalizör olarak çalışacağını düşündüğümüz zaman iyi hareketler yapabileceğini hesaba katmak lazım gelecektir. Tabi bu tarihe kadar yaşar mı sorusu en başta sorulmalıdır. E, bu da şüpheli açık söyleyeyim bence yaşamaz ama dediğim gibi 2027'ye kadar bir şekilde Radyo Kaka projesi öyle e, düşmeden yok olmadan vesaire bu tarihleri görebilirse o zaman çok ileri fiyatlandırmalar yapabileceğini düşünüyorum. Tamam Radyo Kaka iyi bir yatırım mı? Radyo kaka e, iyi bir yatırım değil bence. Bunun sebebi de dediğim gibi uzun vadede enflasyona yatkın ve bu sezon için risk ödül paritesini değerlendirdiğimiz zaman risk ödül paritesi yani radyokakaya kaka'ya göre hem riski daha düşük hem de potansiyel getirisi e, raka'ya yakın olan kripto paralar bulunmaktadır. Bence bunlar e, Shiba, Floki vesairedir arkadaşlar. Ya e, yahut baby doş tarzında kripto paralardır. Ya bunlar varken raka bana görece biraz daha şey geliyor. Nasıl söyleyeyim size? E, biraz da düşük bir e, altcoin profili ve altcoin yapısı olarak geliyor. Ya dediğim gibi ben buna yatırım yapmayın yapılmaz demiyorum. Shiba daha iyi diye e, Da Vinci Jeremy gibi bütün parayı oradan çıkarıp işte buna yatırmanın bir anlamı tabii ki yok. Fakat Birine daha yüksek, birine ona göre daha düşük bir sermaye girilebilir arkadaşlar. Bu şekilde hareketler yapılabilir. Bunlar olduğu takdirde yatırımcı güvende kalacak ve kendisini olabildiğince bu hususta koruyabilecektir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.